Evet, bu videoyu uzun zamandır çekmeyi istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Bu videoyu bana ekşi sözlükte güzel entry'ler girenlere, 20 bin aboneye çok yaklaşmamıza ve bana yorumlarda limonlu kekim diye hitap edenlere gitsin. Ay çok mutlu oldum ya. Neyse şimdi tarife başlıyorum. Şimdi bir bardak limonatam var. Bir önceki videoda limonata tarifini paylaşmıştım zaten. Hemen şöyle limonatamı döküyorum. Sonracığıma yarım su bardağı yağımı, sıvı yağımı ekliyorum. Çiçek yağı kendisi. Onu da ekledim. Yarım bardakta toz şekerimi ekliyorum. Ama benim yarım bardak kullanmamın sebebi limonatanın içinde zaten şeker olması. Onun dışında eğer limonatanız şekersizse siz bir bardak şeker ekleyin. Hemen onu da ekledim. Ve şimdi karıştırıyorum mikserle. Evet, şimdi de bir tatlı kaşığı sirkemizi ekliyoruz. Hop. Ve de bir limonun rendesini ekliyoruz. Ama onu nasıl ekliyoruz? Bir dakika, ekleyeceğim. Siz isterseniz bir tatlı kaşığı sirke yerine de bir tatlı kaşığı limon suyu kullanabilirsiniz. Şöyle limon rendemi de ekliyorum. Bu ekstra lezzet ve koku veriyor. Manyak bir şey oluyor. Neyse, miksere devam. Ve son olarak da ne yapıyoruz? Dur bak göstereceğim size. 2 bardak unumuz var. Ekstradan 1 silme yemek kaşığı karbonatımız var. Ve de isteğe göre vanilim var. Bunu isterseniz koymayabilirsiniz. Ben şimdi direkt onları böyle koymak yerine şöyle bir zımbırtı var ya. Şöyle böyle. Hani eleme gibi. Ondan yapacağım. Siz isterseniz ne derler ona? Süzgeçte böyle eleyip koyabilirsiniz. Şimdi unlarımı böyle bunun içine attım, tamam mı? Karbonatı da döküyorum bunun içine. Hep böyle unun üstüne dökerler ya. Vanilimi de dişimle açtım. Onu da döküyorum. Oh. Bunu da koydum. Bu zımbırtıyı nereden almış annem bilmiyorum. Yüksek ihtimal IKEA galiba. Ona benzettim. IKEA'nın ürünlerine benzettim. Ama çeyizcilerde meyizcilerde vardır. Ya çeyizci dedim işte ne bileyim Madame Coco'dur işte. İngiliz Home'dur. Tontin Tony'dir falan. O tarz yerler. Şöyle hemen. Oh. Çıkarttığı ses. Ay çok fena. Neyse hemen mikserime devam ediyorum. Evet, kekimiz hazır. Şöyle de yakından göstereyim. Hemencik oldu. Heh. Şimdi hemen ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önceden yağladığımız, unladığımız tepsiye, tavaya, yok tava değil bu ya, tepsi değil mi? Tepsiye kekimizi boca ediyoruz. Şöyle döküyoruz. Oh. Tam şu an yıkarım Remgil şarkısı. Kalktım size kek yaptım. Ama şarkıyı söylemeyeyim dedi. Önceki videoda söylemiştim. Önceki kek videomda. Bunu da söylemeyeyim. Oh. Şu silikon zımbırtısında tek işe yaradığı şey ha. Bayağı sirtmeye yardımcı oluyor. Normalde silikondan, plastikten nefret ederim. Ama şu an plastik kaptan silikon şeyine kek harcı ayıklıyorum. O da ayrı bir ironi. Oh. Normalde hani böyle kekten kalanları çocuklar böyle parmaklarıyla falan şey yaparlar ya, kazırlar ya, yerler ya. Bu silikon şeyle hiç kalmıyor dibinde. Çocuklara yönelik değil. Dur bak şimdi göstereceğim. Tertemiz oldu yemin ederim. Tamamdır. Kalıba döktüm. İçinde de hiçbir şey kalmadı. Hani bir çocuk parmaklamak istese aç kaldı yemin ederim. Neyse. Hemen bunu fırına atıyorum. Ay yakından da göstereyim. Çok heyecanlı. Önceden ısıtılmamış 180 derecelik fırına verdik. Şimdi kaç dakikada olur anne? 30 dakika 40 dakika olur mu? 30-40 dakikada olacak.
Evet, yarım saat 45 dakika dedik ama 15 dakikada kekimiz pişti. Şöyle gördüğünüz gibi tamamen pişmiş. Hatta bıçakla da deneyeyim. Bıçağı düşürdüm. Bıçakla denemiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle net diyeyim. Canım netler misin? Netlemiyor. Şöyle netlemeye çalışayım. Elimi netliyor, kürdanı netlemiyor. Şöyle netlemeye çalışsam. Heh, netledi. Gördüğünüz gibi kürdan tertemiz. Yani kekimiz pişmiş. Evet, pastamız hazır. Şimdi de hindistan ceviziyle süsleme yapacağız. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? A4 kağıdını alıyoruz. Normal kare kesiyoruz. Bak şimdi bütününü göstereyim. Şöyle kare kesiyoruz. Sonra da katlıyoruz. İlk önce bak şöyle ikiye katladık. Sonra yine onu katladık. Dörde katladık. Sonra bunu da katladık. Şöyle şu şekilde gelince kenarlarını kesiyoruz. Böyle şekli şekli. Siz istediğiniz şekli verin. Şöyle hatta bir tane annem kesmiş. Böyle kesmiş. Sonra bunu açıyoruz. Evde dantel varsa daha güzel olur. Annenizin çeyizlik dantelleriyle. Zaten kullanmıyorlar. Neyse. Hindistan cevizimi dökeceğim. Ama yine şu zımbırtıya dökeceğim. Şöyle. Ona takıldı. Demek ki bunda olmuyormuş. Neyse. Tamamdır. Şimdi kaldıracağım ama çok dikkatli olmam lazım. Ve kaldırdım. Gördüğünüz gibi çok asortikli bir kek oldu. Ay çok güzel ya. Şimdi hemen tadım kısmına geçelim. Evet, kekimizi kesiyorum. Şöyle. Çok heyecanlı. Ay var ya, sünger gibi. Çok güzel olmuş. Şöyle de hemen tabağıma alıyorum. Ay. Yine döktüm. Yine benlik hareketler. Şaşırttın mı? Asla. Şöyle yakından da göstereyim. Tabi netlerse ve netledi. Teşekkür ederim. Şimdi hemen tadına bakıyorum. Hepiniz için tadına bakıyorum. Çok heyecanlı. İnşallah bunu yerken 20.000 olmuşumdur veya çok yaklaşmışımdır. Bilmiyorum. Şöyle de göstereyim. Limon parçacıklarını gördüm galiba. Şahane. Çok güzel olmuş. Kesinlikle deneyin. Yumuşacık var ya. Kek yemeyi özlemişim, yemin ederim. Sünger gibi bak. Şöyle şöyle. Bastayım, zaten anlayacaksınız. İçine isterseniz kuru meyveler veya kuru yemiş ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Ben sade yemeği tercih ediyorum. İsterseniz üstüne kremalar falan da döküp yiyebilirsiniz. Vegan kremalar yapabilirsiniz veya ne bileyim, suyla puding yaparsanız onu dökersiniz üstüne. Size kalmış. Ya, yaratıcılığınıza kalmış. Ama böyle de gayet güzel. Oh, 5 çayıyla. Yalnız 5 çayı. Şu an tam İngiliz'im yani. 5 çayıyla gayet yiyebileceğiniz, komşularınız, misafirleriniz gelince ucuza, kolay yapabileceğiniz bir tarif. Ben bayıldım. Buradan da beni seven herkese teşekkürlerimi yolluyorum. Ay. Güzel oldu değil mi ama konsept? Limonlu limonlu. Ay vallahi ama içimde kalmıştı biliyor musunuz? Ekşi Sözlüğü kutlayamadım diye. Kaç tane entry girilmişti ama ben daha kutlayamamıştım. Ki o zaman önce bana aslında bir tane entry girilmişti böyle uzun uzun. Ama ben ona bakana kadar silmişlerdi. Google'dan belirli bir kısmına bakabiliyordum. Eğer silinen entry'leri de böyle görebilen varsa lütfen bana onu atsın. Veya o ilk entry giren böyle Tom ve Jerry'li falan bir entry'di. O entry giren beni izliyorsa şu an o entry'nin tamamını bana atabilirim. Ne olur çok merak ediyorum. Gerçekten. Neyse. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Harikasınız. Limonlu kekiniz limonlu kek yiyor. Olumlu mesajları okurken ben.
Ama gerçekten güzel, kesinlikle değil. Buna da 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü hem ucuz, bütün malzemeleri bulunabilir malzemeler, evdeki malzemeler. Sadece limonluk yapmanız gerekli. Onu da zaten dünkü videoda paylaşmıştım. O da çok kolay, bir limona bakar. Onun dışında hepsi ucuz. Gayet evinizde olabilecek şeyler, eğer öğrenci evi değilse. O da aşırı öğrenci evi değilse yani. Normalde bence öğrenci evinde de bulunabilir şeyler diye düşünüyorum. En kötü malzemeleri 5 lira falan harcarsınız herhalde. Hani olmayanları, çünkü hani sıvı yağ falan vardır artık diye düşünüyorum. Hani belki ne bileyim bir karbonat, bir vanilin falan filan bilmem ne bir şeyler alırsın. O kadar yani. Onun dışında gayet güzeldi. Mutlaka deneyin. Bu videoda böyle oldu. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. Keke zoomlayarak videoyu bitireyim. Bay bay.